Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. Gaziantep KESK Sendikası adına konuşma yapan KESK Kadın Sekreteri Özlem Yüksel yaptığı açıklamada, Yüksel bir yılda adliye taşınan çocuğa yönelik cinsel istismar sayısı 16.957 oldu. Yargıya taşınan istismar vakalarından 13.968 mahkumiyet kararı çıktı. Türkiye bu düzenlemeyi hayata geçirdiği anda çocuk cinsel eylemlilik rıza yaşında dünyanın en düşük yaşını belirlemiş olan tek ülke olacaktır. Böylesi bir durum çocuğun üstün yararının korunması ilkesine aykırıdır diye konuştu. Bir yılda adliyeye taşınan çocuğa yönelik cinsel istismar sayısı 16.957 oldu. Yargıya taşınan istismar vakalarından 13.968 mahkumiyet kararı çıktı. Türkiye bu düzenlemeyi hayata geçirdiği anda çocuk cinsel eylemlilik rıza yaşında dünyanın en düşük yaşını belirlemiş olan tek ülke olacaktır. Böylesi bir durum çocuğun üstün yararının korunması ilkesine aykırıdır. Çocuğun insan hakları gereklerinin yerine getirilmesi ve bu konuda elde edilen kazanımların kaybedilmesi anlamına gelecektir. Türkiye'de çocuk istismarı sistematik ve yaygın olarak işleniyor. Çocuk yaşta evlilikler, cinsel istismarın sürekli hale getirilmiş biçimidir. Son yıllarda artan istismar haberleri tesadüf değil, bu zihniyetin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olduğu için de Türkiye çocuk evliliklerinin en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda. Bugün Türkiye'de her 5 evlilikten biri 18 yaşından küçük çocuklarla gerçekleşiyor. Kadın erkek rolleri bu zihniyete göre oluşturulmakta. Toplumsal rollerin ve evlilik yaşının dinsel muhafazakarlık temelinde küçültülmesiyle erken evlilikler meşru gösterilmeye çalışılmaktadır.